Günaydın. Günaydın. Böyle apar topar içeri girdiğim için özür dilerim. Ama abimle ilgili söylemek istediğim şeyler var. Buyur bakalım, seni dinliyorum. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Çiftliğe geldiğin ilk günden beri bir yeğenin hatırasını sana karşı kullandım. Ha. Yatak odasına geceliği de sen koydun yani. Hayır, inan ki kimin yaptığını bilmiyorum. Ama bugüne kadar olanlardan zarar gören hep abim oldu. Artık bütün bunların nihayetlenmesini istiyorum. Fakat bunun için senin bana yardım etmen gerekiyor. Ben mi yardım edeceğim sana? Eğer kocanı seviyorsan buna mecbursun. Abimin kafasından bir heyinin tamamen silinmesini istiyor musun? Evet. Öyleyse abim akşam döndüğünde ona gerçekleri anlatırken bana destek ol. Ne gerçeği? Ne söyleyeceksin ki Muzaffer'e? Behiye yengemin abimi başka bir adamla aldattığını. Ağlama artık Halide. Olan olmuş, geçen geçmiş. Bu saatten sonra kendini üzmenin bir manası yok. Ne yapacağım ben şimdi Güllü? Bütün bunları abime nasıl söyleyeceğim? Belki de söylememek en iyisi ha? Olmazsa alır Muzaffer'i bir Avrupa'ya seyahate gideriz. Yavaş yavaş kendine gelir. Bakarsın Beyye'yi unutur. Zamanında hepsini denemedim mi zannediyorsun? Unutmak bir yana, gittiği her yere taşıdı abim Beyye'nin hatırasını. Hayır. Artık vakti geldi. Ona her şeyi anlatıp bu vicdan azabından kurtulmalıyım. İyi düşün Halide. Beyye'nin Muzaffer'i aldatmış olması bir yana, bundan sonra anlatacağın diğer şeyler Muzaffer'i sonsuza kadar kaybetmemize sebebiyet verebilir. Başka çarem yok. Gerçekleri abimden yıllarca gizledim. Ama kendi vicdanımdan saklayamadım işte. Abim artık nasıl bir kadını sevdiğini öğrenmeli. Ben de bu vicdan azabından kurtulmalıyım.